Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, Tecrid-i Sahih Buhari tercümesi ve şerhi okumaya devam ediyoruz. Dördüncü ciltteyiz ve dördüncü ciltte bakın kaçıncı hadis-i şerifteyiz? 663. hadis-i şerifteyiz. bu hadis-i şerifi An Enes evet, Hazreti Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Kale dedi ki, kane bir çocuk Yahudiyun, Yahudi bir e, çocuk e, vardı. E, i̇smi e, tabi e, bakın Abdülkuddüs diye e, şerhte vermiş. E, ve e, bu çocuk e, Yehtumun Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Yahudiydi ama Peygamber Efendimiz'e hizmet ederdi. Bu hademe Yehtumu hizmet etmek fe <laughs> marida bu hastalandı fe ata hun sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ali set ona geldi hani ziyaret için yauduhu <laughs> evet yauduhu <laughs> onu ziyaret etmeye geldi bu yaudu <laughs> hasta ziyareti evet fe qa'ade inde ra'sihi evet yani başı yanına oturdu başı ucuna oturdu Fekale e, lehu ona dedi ki eslim teslim ol yani Müslüman ol dedi. E, fe nazara ila ebihi o da e, babasına baktı. E, ve ve indehu yanında oturan babasına. E, Fekale lehu e, o, o da ona dedi ki yani babası da çocuğuna dedi ki eti, h, eti h, yani uy itaat et. Ebel Kasim Ebel Kasım e, sallallahu aleyhi ve sellem e, yani peygamber efendimizi kastediyor. Ebu'l Kasım'a itaat et dedi. E fe esleme e, böylece e, Müslüman oldu. Esleme bakın o çocuk Müslüman oldu. Fe e, harace çıktı e, en nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıktı e, ve huve yekul ve şöyle diyordu. E, elhamdülillahi'llezî enqadehu minen nar. Onu ateşten yani cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyordu oradan çıkarken. An Ebi Hureyre radıyallahu anh. Evet ondan nakledilmiş. Kale dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma min mevludin illa yuledu alel fıtra. Yani doğan hiçbir e, çocuk yoktur ki e, ne üzere doğmasın. E, fıtrat üzere yani İslam fıtrat üzere doğmasın. E, burada Mevlüt e, doğan demek Mevlüt. Yani biz Mevlüt derken hani e, başka belki bir şey anlıyoruz ama bu doğan. İlla yuledu bu yuledu e, ise bu da doğan. E, yani Mevlüt doğmuş e, bebek doğan doğmuş bebek yuledu da doğan demek aynı. E, bu bunun e, isim e, hali, bu bunun e, fiil hali diyelim. Alel fitratin. Fıtrat e, tam başka bir şey üzere doğmaz. Yani bütün bebekler fıtrat üzere. Fıtrat derken İslam üzere. E, İslam fıtrat üzere doğar ve fe ebevahu. Ancak e, ebevahu anne babası, Ebeveyni yani ebeveynini e, ne yaparlar? Yuhevvidanihi. Yuhevvidani onu Yahudi yapmak demek. Evet, onu Yahudi yaparlar. Ee, Ev yunasranihi ve onu Nasrani yaparlar. Yani Hristiyan yaparlar. Ee, Ev yumecisanihi yü ve Mecusi yaparlar. Yumecisanihi yani ateşperest yaparlar. Kema tuntecu. Bakın bu tuntecu bu da doğmak manasında. Tuntecu. Ve, ama bu hayvanlar için olduğu zaman doğmak değil de üremek olarak anlıyoruz tecul behime'' yani işte hayvanın nasıl üremesi gibi. ''Behimeten cema'e'' Cema ne demek? Bütün azalarıyla demek. Yani tam. Tam doğması gibi. Bu behimeten bu ne oldu? Bu da hal oldu burada. Bütün azalarıyla bir hayvan olarak doğması gibi. işte insan da İslam fıtratıyla tam olarak doğar. Hel tuhissune fiha onda görüyor musunuz? Bu tuhissune yani hissediyor musunuz? Görüyor musunuz Bu hayvanda? Hayvanlarda min cedae yani bir eksiklik işte görüyor musunuz? Yani nadiren hani istisnalar olabilir ama bu ceda bakın nedir? i̇şte kulağında kulağındaki eksik demek. Mesela kulağı eksik, bir organı eksik. Görüyor musunuz? E, Sümme yakul Ebu Hureyre. Sonra Ebu Hureyre diyor ki, e, Fıtratallahi leti fıtran aleyha. evet, o ayeti kerime. yani işte Allahu Teala'nın fıtratı ki insanlar o fıtrat üzere yarattı ve devamında bakın o ayet kerimenin. La <laughs> tebdile li halqillah. Allah'ın yaratmasında bir tebdil yani bir değişiklik e, bulamazsın. Zalike dinul gayim bu e, kayyum dindir. Yani Allahu Teala'nın işte en e, doğru bir şekilde emrettiği, hükmettiği dindir. Mealindeki ayet-i okudu. Bunu da Ebu Hureyre e, bu hadisin devamında okudu diyor. 665. E, hadisi şerif. E, Anil e, Müseyyep İbni e, Hazın evet ondan nakledilmiş radıyallahu an. Kale yani, lemma hadarat Ebu Talib el vefatu. Yani Ebu Talib'e ölüm vakti yaklaştığı zaman artık işte ölmeye yakın bir vakit geldiği zaman ehu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona geldi. Fe vecede indehu Eba Cehil bin Hişam. Evet onun yanında kimi gördü? Ebu Cehil bin e, Hişam'ı gördü. Yani Amr bin Hişam. E, ve e, Abdallah e, ibn Ebi Umeyye e, bin e, İbn-i Mughire e, onu gördü. Kale e, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Ebi Talib. Ebi Talib'e dedi ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, Ey ammi yani ey amcam. Kul la ilahe illallah. la ilahe illallah de e, kelimeten yani bu sözü söyle. E, eşhedü leke biha indallah ki ben Allah katında sana şahitlik edeyim. Yani senin Müslüman olduğuna şahitlik edeyim. E, Fekale Ebu Cehil ve e, Abdullah e, İbnu Ebi Ümeyye e, dediler ki bakın orada hazır bulunuyorlardı. Ya e, Eba Talip, yeterabu an milleti Abdul Muttalib. Yani Abdul dininden yüz mü çevireceksin? Bu terkabı burada uzaklaşmak neyle? An harfiyle. Yani bundan uzaklaşacak mısın? Bundan vaz mı geçeceksin veya bunu ret mi edeceksin? E, ve e, felem yezel e, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yariduha e, aleyhi. Yani Peygamber Efendimiz ona o kelime-i arz etmeye devam etti. Bu lem yezel süreklilik anlatıyor. Yani sürekli devam etti ona kelime-i söylemesi için. Ve ye'udani bitilkel mekaleti. Yani o ona hatırlattıkça kelime-i onlar da o sözü tekrar ettiler. Yani Ebu Talib'e her defasında ne dediler? atalarının dinini yani Abdulmuttalib'in dinini terk mi edeceksin dediler. E, hatta ta ki kal ebu Talib ahirema e, kellemuhum e, onların konuşmalarının sonunda Ebu Talib hüve dedi ki huve ala milleti e, Abdulmuttalib. Yani o e, Abdulmuttalib'in e, dini e, üzeredir dedi. E, bakın Ebu Talib huve dediği herhalde kendisi için söyledi. Evet, o Abdülmuttalib'in dini üzere dedi. Ve eba en yekule ve e, bunu söylemekten imtina etti. Buradaki eba, yani karşı çıktı gibi e, imtina etti, uzak durdu. E, en neyi söylemekten? En yekule la ilahe illallah. E, yani la ilahe illallah sözünü söylemekten uzak durdu. E, Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, buyurdu ki, Ema vallahi le estağfirenne leke Ben vallahi senin için bağışlanma dileyeceğim. E, malem en, unhe anke Yani bundan yasaklanmadıkça Bundan nehyolunmadıkça yolunmadıkça Ve bunun üzerine Fe Allahu teala e, Allahu teala şu ayet-i kerimeyi indirdi diyor. Ma kane elin nebiyyi ila Evet bunun izahında, şerhinde ee, bakın ma kana lin vellezina amenu en yestagfiru lil Yani Nebi Aleyhisselam'ın ve iman eden Müslümanların müşrikler lehine istiğfar etmeleri muvafık değildir. Ee, o ayet-i kerimesi nazil oldu diyor. Bu hadisin sonundaki had ayet-i kerimede e, bu e, evet e, hiçbir peygamberin müşrikler lehine istiğfar etmeleri olmaz diyor. Ee, ve e, bakın bu iddianın sahiki Müslim ile Sünneli Erba sahiplerinin tahric ettikleri Ebu Hureyre hadisidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem validesinin kabrini ziyaret etti ve ağladı. Yanındakileri de ağlattı. Sonra buyurdu ki Valideme istiğfar etmek için Rabbimden izin diledim. Müsaade buyurulmadı. Kabrini ziyaret etmek için istiğzan ettim. istedim. Bana müsaade edildi. Artık siz de kabirleri ziyaret ediniz. Kabir ziyareti ölümü hatırlatır e, buyurdu. E, fakat Resul-i Ekrem'e validesine istiğfar için izin verilmemesi validesinin müşrik olmasını gerektirmez. Caiz ve yakinen muhtemeldir ki istiğfar günahkarın zönüb ve masiyetiyle muahaze olunmaması için Cenab-ı Hakk'a müracaattan ibaret olup hayat cahiliye devrinde geçen ve aziz oğlunun devri muallay risaletini idrak etmek şerefinden mahrum olan bir annede ne gibi bir günah ve kusur bulunur ki bununla muahaze edilsin ve istiğfarı mucip olsun. Bunun için taraf ilahiden istiğfara lüzum görülmemiş denilebilir diyor. Yani annesinin hani bir günahı yok ki annesine işte bağışlanma dilesin. Yani bu yüzden ona izin verilmemiştir diyor. Burada yine Resul-i Ekrem'in pederi, aileleri Hazreti Abdullah hakkında da Müslim bin Enes bin Malik'ten şöyle bir rivayet vardır. Bu rivayete göre bir kere Resulullah Aleyhisselatü vesselama bir kimse gelmiş. Ya Resulullah babam nerededir demiş. Cennette mi cehennemde mi? Resul-i Ekrem de cehennemdedir diye sormuş. Bu adam dönüp gideceği sırada çağırarak e, benim babam da senin baban da cehennemdedir diye buyurmuş. Bu rivayet hakkında da Celaleddin Es-Suyuti'nin ilmi rivayet bakımından şayanı dikkat bir mütalasını bildireceğiz. Suyuti bu rivayetteki benim ve senin baban cehennemdedir sözü hakkında evvela hadis ravilerinin ittifakı bulunmadığını ve bu zayıf olduğunu, bu hadisin zayıf olduğunu söylüyor. Nicalettin Es Suyuti ee, ve e, bu hadisteki bu ziyadeyi Hammad bin Seleme bin Sabit'ten, o da Enes bin Malik'ten rivayet etmiş. Bu rivayeti de Müslim sahihine almış. Halbuki hadisi Mamer bin Raşit de Sabit'ten rivayet etmiş. Ve Hammad bin Seleme'ye muhalefet ederek bu son cümleyi zikretmemiştir. Buna bedel galelehu iza mererte bi kabrin kafirin fe beshuruhu O kimseye bir kafirin kabrine uğradığında o kabirdekini cehennemle müjdele buyurduğunu rivayet etmiştir. E, bu bir lafsı am it o, e, yani genel bir lafız olduğu için Resul Ekrem'in muhterem pederini kapsamaz e, diyor. E, evet şöyle aşağıya e, baktık. E, yani e, o hadisin devamında bu cümlenin e diğer rivayetlerde olmadığını, dolayısıyla e, işte Allah Resulü'nün işte babası, dedesi hani kafirdir demek doğru e, değildir e, diyor. Peki burada e, kalalım. Gelecek bölümde e, inşallah okumaya devam edeceğiz. Diğer hadis-i şeriflerle buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.